Öncelikle çocuklarda nerelerde lenf bezi bulunur ile başlamak lazım. Çocuklarda en sık baş boyun bölgesinde, çene altında, kulak önünde ve arkasında, ensede, boynun ön ve arka tarafında, köprücük kemiği üzerinde, koltuk altlarında, kasıklarda, dışarıdan görülebilen yani palpe edilebilen lenf bezi bölgeleri vardır. Gene tabii ki vücudumuzun içinde dışarıdan gözle göremediğimiz ancak belirgin görüntüleme teknikleriyle saptayabildiğimiz lenf bezi bölgeleri vardır. Şimdi lenfadenopati dediğimiz zaman bu bölgelerden hangileri normal, hangileri anormal diye değerlendirmek lazım. Örneğin baş boyun bölgesinde 1 santim, bir buçuk santime kadar olan lenf bezlerini biz çocuklarda özellikle 2-3 yaşlarının itibaren büyüme çağına kadar normal kabul ederiz. Ensede her zaman mikro lenfadenopati dediğimiz 1 santimden küçük lenf bezleri bulunabilir. Ama kulak arkasında ve köprücük kemiği üst bölgeleri her zaman patolojik bölgelerdir. Buralarda hiçbir zaman olmaması lazım. Koltuk altında 0,5 santimden büyük kasık bölgesinde ise bir buçuk santimden büyük olan lenf bezleri her zaman lenfadenopati olarak nitelendirilir. Yeni doğan bebekte ise hiçbir zaman lenf bezi büyük olarak ele gelmemesi gerekir. Yeni doğanda herhangi bir yerde bir lenf bezi büyümüşse o zaman ortada patolojik bir durum vardır ve bunun incelenmesi gerekir.